CHP Genel Merkez Yöneticileri Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa biz seçimi kesin olarak kazanacağız diyor. Halk TV'ye ve Tele 1'e bakarsanız da zaten onlar da seçimi kesin olarak Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı algısını bize yansıtıyorlar. İyi Parti ise çekincelerini dile getiriyor. Meral Akşener gitti her yerde kazanacak aday vurgusu yapıyor. İyi Partili Yavuz Ağar Eloğlu da Karar televizyonuna konuk oldu ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'ler ayaklandı bu açıklamalardan dolayı. Peki Yavuz Bey ne demişti? Yavuz Bey diyor ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor, Kılıçdaroğlu'nu aday olarak görmek istiyor diyor. Peki haksız mı? Yavuz sonuna kadar haklı. Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı ortaklarından Mustafa Destici bile Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istedi. Peki niçin istiyorlar? Çünkü biliyorlar ki Kılıçdaroğlu ve Erdoğan rakip olursa seçim ikinci tura bile kalmadan birinci turda AK Parti tarafından kazanılır. Hele bir de seçim ikinci tura kalırsa İyi Parti seçmeninin %50'sinden fazlası, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi seçmeninin %50'sinden fazlası ikinci tura hiçbir şekilde gitmez. Birinci turda herkes milletvekili seçimine gider oyunu kullanır. Seçim ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu için muhalif seçmenlerin %50'sinden fazlası sandığa gitmez. Dolayısıyla AK Parti ve MHP seçmenin oylarıyla Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı seçildir. İyi Parti de işte bu riskin farkında. Yavuz Bey de bu eleştirilerini gündeme getirdiği için Yavuz Bey'e hakaret ediyorlar. Tehditlerde bulunuyorlar. Çirkin çirkin ifadeler kullanıyorlar. Yavuz Bey de bu konuyla ilgili şunları söylemiş. Sağ seçmenin o isteksizliğini mevzu ediyorum ben. Arkadaşların tahammülsüzlüğünden iş bana suçlama yapmaya geldi. Hükümete istişarelere kapalı, farklı seslere tahammülleri yok diyenlere bakın. Bize demokrasi vaat edenlere bakın. Bana bir haftadır kaybedebiliriz kaygısından dolayı söyledikleri lafları devlet millet düşmanlarına söyleyemediler. Yavuz Bey bunlar hiçbir şekilde dikkate almasın. Ben de bu konularda konuştuğum için 2 yıldır kesinlikle Kılıçdaroğlu aday olmamalı dediğim için hakaret ediyorlar, tehdit ediyorlar, küfür ediyorlar. Susuyor. muyum? susmayacağım. Susmayacağız. Susmamak zorundayız. Bugün bir seçimi daha Kılıçdaroğlu yüzünden kaybederse muhalefet, CHP'ye hiçbir şey olmaz. Kılıçdaroğlu'na hiçbir şey olmaz. Kılıçdaroğlu koltuğunda oturmaya devam eder. Ancak İyi Parti büyük yaralar alır. Meral Akşener de bu riski almayacaktır. Bu oyunu bozacaktır. Aksi takdirde altılı masada oturan diğer parti liderlerin hiçbirinin umurunda olmayacak sonuç. Çünkü Ali Babacan meclise girmek istiyor. Ahmet Davutoğlu meclise girmek istiyor. Gültekin Uysal da açıktan benim cumhurbaşkanı adayı olmam gibi bir iddiam yok. Ben Afyon Karahisar milletvekili olarak meclise girmek istiyorum diyor. Bu adamların umurunda değil. Temel Karamollaoğlu'nun umurunda değil. Ama İyi Parti'nin ve Meral Akşener'in umurunda arkadaş. Eğer ki Kılıçdaroğlu konusunda ısrar eder CHP ve Kılıçdaroğlu'na aday gösterirse Meral Akşener gerekirse o masadan da kalkar. Masadan kalktığı anda da CHP'yi bile sollayacak konuma gelir.